Bir tane buradan basayım. Bir tane de buradan. Mavi bir suyun içinde. Arkadaşlar, size bugün dünyanın en güzel klavyesinin videosunu çekiyorum. Size bu videoyu çekebildiğim için çok teşekkür ederim. Bunu sizin sayenizde çekebiliyorum. Beni böyle desteklemeye devam ettiğiniz sürece bu videonun daha ileri kanala gelmeye devam edecek. Videoyu beğenerek bana çok destek olmuş oluyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Şimdiden klavyeye geçelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda dünyanın en güzel klavyesinin kutu açılımı videosunu çekiyorum. Kutunun üzerinde biraz böyle çizikler, bozukluklar olmuş. Bu yaklaşık 1,5-2 ay boyunca kargoda kalmak zorunda kaldı. Bu kargo bir kere evime kadar geldi. Evimi bulamadığını iddia ettikleri için kargocular Çin'e geri gönderdi. Çin'den bir daha geldi. Kutu biraz haraslandı gördüğünüz gibi. Kutunun içerisinden böyle tuşlar çıkıyor. Tabii klavye de çıkıyor. Klavyeyi koymayı unutmuşuz. Klavye çıkıyor. Klavyeden sonra klavyeyi inceleyeceğiz. Böyle renkli tuşlar çıkıyor. İstediğiniz tuşla değiştirebiliyorsunuz. Böyle kırmızı bir Type-C kablosu çıkıyor. Kırmızı çıkmasının sebebi klavyemizin detayları kırmızı arkadaşlar, bakın. Üste bir kirlilik yok. Şurada bir Anne Pro 2 yazıyor. Böyle bir kullanım kılavuzu. Klavye çok güzel olduğu için kullanım kılavuzuna bir bakalım. Kullanım kılavuzunda böyle bir şeyler anlatıyor da zaten her şeyini biliyorum, klavyenin her şeyini araştırdığım için zamanında. Bu klavye arkadaşlar eskiden beri var olan çok kıymetli bir klavye. Ben bu klavyeyi ilk lisedeyken PewDiePie'de görmüştüm. O gün bugündür hastayım buna. Bluetooth'la da çalışabiliyor. Burada ondan bahsetmiş. Burada daha bir şey kalmadı. Kutuyu da atıyorum. Kutuda böyle arkasında da Magic FN key'inden bahsediyor. Double FN diye bir tuşu var. Offline makroları var. Software Control Center var bir tane bilgisayarda. Onu da indiririz. Her şeysi var arkadaşlar klavyenin. Aklınıza gelecek her şey. Klavyemiz bu arkadaşlar. Bakın detaylarını göstereyim size. Bu altındaki yazılar kırmızı. Anne Pro 2 yazısını görüyorsunuz burada. Şurada kırmızı şekilde yazmışlar ki üstte kirlilik yok. Ya böyle baktığınızda gayet sade bir görüntü var. Ama şuralardan bakıldığında, bakın yön tuşları görüyor musunuz? Magic FN tuşu var. Size Magic FN tuşundan da bahsedeceğim. FN fonksiyon demek bu arada. FN1, FN2 tuşları var. Klavyede çok şaşıracağınız özellikler var. Bakın F1'in yanında, F2'nin yanında, F3'ün yanında ayrı ayrı Bluetooth tuşları var. Görüyor musunuz? 4 tane burada Bluetooth tuşu var ayrı ayrı. Bunların hepsinin ayrı anlamı var. Geliyorum şuralara. Burada ayar düğmeleri var yine. FN üzerinden yapılıyor hepsinin ayarı. Dünyanın en güzel klavyesini inceliyorum şu anda, bakın. Gaitron switch'li arkadaşlar, normal brown switch'lerle karşılaştırmayın. Gaitron switch'i araştırın istiyorsanız, onun detayını ben anlatmayayım size. Gaitron switch bence dünyanın en iyi switch'i. Optik switch'ten bile daha iyi. Çünkü arkadaşlar bakın, çok az basacağım şimdi. Bakın şunu algılıyor. Bakın şunu da algılıyor. Bunu da algılıyor. Ayrı ayrı. Şimdi bunu bilgisayara bağlayacağız sizinle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en sol tarafından rahatlıkla kullanım alanı oluşturuyor size. Bakın arkadaşlar, size klavyenin arkasını göstereyim. Anne Pro logosu var burada. Burada bir 01 yazısı. Şurada da arkadaşlar Bluetooth on off tuşu var. Bluetooth 4.0 ile çalışıyor biliyorsunuz. Burada da kaydırmazları var. Çok cool bir görüntüsü var fark ettiyseniz. Fark etmemek elde değil ki. Tuş dizilimleri göründüğü gibi arkadaşlar. Kırmızılı, ince kırmızı yazılar var. Onun dışında hepsi beyaz. Size bir de bazı özelliklerini göstermek istiyorum. 4 ayrı cihazla ayrı ayrı eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan tabletinize bağladınız. Bluetooth 1 tuşundan. Bakın. Bluetooth 1'den diyelim tabletinize bağladınız. Buradan laptopa, buradan başka bir yere, buradan televizyona bağladınız. FN tuşuyla buradan değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz cihaza bağlıyorsunuz. İlk bağlanma için hangisine bağlayacağınızı işte bir tanesine basıp bir Bluetooth tuşuna basıp sonrasında 5 saniye boyunca basılı tutarak hallediyorsunuz. Şuradaki FN2 tuşuyla ayarlıyorsunuz bunu da. Bakın burada FN2 tuşu var. Bakın aynı anda böyle hem tabletinize hem bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. 4 farklı cihaza bağlayabilirsiniz. Bakın cep telefonu da bunlara dahil. Böyle kafayı yersiniz. O kadar eğlenceli bir şey ki. Yani şuradan sadece yapmanız gereken hareket şu. Şu an bilgisayarınıza bağlı diyelim. FN'e basıyorsunuz buradan. Buradan 3'e basıyorsunuz diyelim. 3'e telefonunuzu kaydetmiştiniz. 3'e bağlanıyor. Bakın şu anda 3 yanıp sönüyor, görüyor musunuz? FN'e 3 yaptığım için.
Bu FN1 tuşu da arkadaşlar normal fonksiyon tuşlarına yarıyor. FN1 var, bir de Magic FN tuşu var. Size onu göstereyim. Magic FN tuşu arkadaşlar FN1 ile ya da FN2 ile yapacağınız şeyleri ayarlıyor. Kendisi seçiyor. Bunu kullanmak için bilgisayardaki software'ını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendine ait software var klavyenin. Ardından ışıklarından bahsedeyim size. FN2'ye basıp ışık tuşlarından ışıklarını değiştiriyoruz. Tam rengini görebilmeniz için size şimdi ışıkları kapattım. Işıkları aşırı parlak arkadaşlar. Backlight aydınlatması anormal parlak. Şimdi modunu değiştirelim sizinle beraber. FN2'den tık. Ve daha yavaş kendinden geçişli bir şeye döndü. Az önce yanıp sönüyordu. Bir daha bastım. Rengarenkli yandı. Bastım kapandı. Bakın. Görüyor musunuz? Çıldırırsınız. O kadar güzel ki. Ben de şu an sizinle tecrübe ediyorum bu arada. Sadece incelemelerini izledim. Ben de ilk defa yapıyorum şu an ne yapıyorsak. Bir tane buradan basayım. Bir tane de buradan. Bakın. Böyle birisi var. Kendinden geçişli. Renklerin anormal parlak olduğunu fark etmişsinizdir değil mi? Dalgalı var, soldan sağa doğru geçiyor. Yani renkleri sanki bir sıvı varmış altta. O sıvı renkliymiş gibi görünüyor. Buradan direkt açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. FN0'a basıp her şeyi kapatabiliyorsunuz. Buradan modunu değiştiriyorsunuz. Şu mavi çok iyi ya. Mavi bir suyun içindeymiş gibi tuşlar. Baksanıza. Ben bu klavyenin zaten eskiden beri hastasıyım da. Tek tek aydınlatıyor. Tek tek aydınlatıyor da böyle şaka bir aydınlatma değil yani. Bakın bunun aydınlığını azaltabiliyorsunuz. Aydınlığını azaltıyorum. Arttıralım. Arttırınca zaten psikopat bir seviyeye ulaşıyor. Baksanıza. Azaltıyorum şu an. Arttırıyorum tekrar. Böyle dursun mavili mavili. Bu beyaza bu mavi çok güzel gitti. Arkadaşlar ben bu klavyenin linkini falan açıklamaya bırakacağım. Bir de bana indirim kuponu verdiler. Oraya indirim kuponlu linki de bırakacağım. Bir bakarsınız. Çok değişik bir klavye. Bakın yandan da böyle eğimli görünüyor. Şu an odaklamıyor ışığından ötürü. Çok iyi görünüyor ya. Ben bununla bayağı oynayabilirim ya şu an. Çok az bastığınız zaman bile algılıyor bakın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz videomu izleyip beğendiğiniz için zaten ben böyle videolar çekebiliyorum. Ayrıca size bunun için de çok teşekkür ederim. Böyle yıllar öncesinde hayalini kurduğum, internette gördüğüm klavyeyi sizin sayenizde bana ücretsiz bir şekilde gönderiyorlar. Ve ben de size videosunu çekiyorum. Daha güzel videoların gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmanız, bana destek olmanız yeterli. Siz böyle bana destek olduğunuz sürece ben size çok daha iyi videolar çekerim. Çok teşekkür ederim. İyi günler.